Hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda gelen ney siparişlerini nasıl hazırladığımı ve kargının yani kamışın ney olana kadar hangi işlemlerden geçtiğini göstermeye çalışacağım. Umarım keyifli bir video olur ve siz de izlerken keyif alırsınız. Şimdi buyurun ney olacak kargı hangi işlemlerden geçiyor hızlıca bir göz atalım. Öncelikle neyi açacağımız kargıyı seçiyoruz ve kargının hangi bölümünden ney açılacağını belirliyoruz. Kargı ölçüye uygun olarak ikişer boğum pay bırakarak kesiliyor. Ardından yamuk kargıyı ısıl işlem uygulayarak düzeltiyoruz. Pay olarak bıraktığımız yerleri neyi düzelttikten sonra kesiyoruz ve ardından kargının iç açgısını yapmaya başlıyoruz. İç açgısını yaptıktan sonra kargının boğumlarının dışındaki çapaklar ve tortular temizleniyor. Ardından perdelerin açılacağı yerleri çiziyoruz ve perdeleri açıyoruz. Ve açılan perdeleri de aynı şekilde temizliyoruz. Daha sonra neyin çapına uygun şekilde parazvaneler takıp aynı şekilde neyin çapına uygun başpare takıyoruz. Ve ardından akort kontrolünü yapıp üflemeye uygun hale getiriyoruz. Neyin açılacağı kargı en az 2 sene kurutulmuş olmalıdır. Eğer yaş kargıdan ney açılırsa zamanla kuruyacağı için çapında küçülme, neyde yamulma veya akort tizleşmesi gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Kargımızı seçerken ilk etkenimiz hangi çeşit ney açacağımız olmalıdır. Bu videoda sipürde ney açacağız, yani re akort. Yani neyimizin yaklaşık 56-58 cm uzunluğunda olması gerekiyor. Açacağımız neye uygun uzunlukta olan kargıyı seçerken birkaç yöntem kullanabiliriz. Elimizdeki hazır bir şablon veya daha önceden ölçülü şekilde açılmış bir neyi şablon olarak kullanabiliriz. Biz daha önceden açılmış bir neyi şablon olarak kullanacağız. Gördüğünüz gibi boğumları birbirine denk gelecek şekilde kargıyı ve neyi yan yana koyuyoruz. Ve kargının ney olacak bölümünü tespit ediyoruz. Ardından ikişer boğum pay bırakarak bu kargıyı düzeltmeye hazır şekilde kesiyoruz. Peki neden ikişer boğum pay bırakıyoruz? Eğer daha fazla pay bırakırsak kargıyı düzeltirken kargıdaki yamukluğu ve yaptığımız düzeltmenin doğruluğunu tespit etmekte zorlanabiliriz. Hiç pay bırakmamak ise daha risklidir. Çünkü ilk veya son boğumu düzeltirken yük tek bir noktaya binecektir ve böylece hem düzeltme işlemi çok daha zor olur hem de kargının kırılma olasılığı oldukça yükselir. Özellikle bu videoda açacağımız kargı bu noktada oldukça hassastır. Çünkü bu gördüğünüz kargı daha önceden ısıl işlem görmüş veya yanan bir kamışlıktan kesilmiştir. Bu sebepten kargı oldukça kuru ve kırılgan hale gelmiştir. Yani düzeltme işlemi uygulanırken normal kargılara göre daha narin ve dikkatli olmak durumundayız. Böyle kargıları sert zemin üzerine yumuşak bir tabaka oluşturarak düzeltmek daha doğru olacaktır. Örneğin bir bez parçasını sert bir masanın kenarına koyarak. Kargı düzeltilirken sadece düzelteceğimiz boğum değil, yamuk boğumun sağ ve sol yanındaki boğumlar da ısıtılır. Böylece 3 boğum ısıtılarak aralarında dengeli bir sıcaklık ve esneklik yük dağılımı yapılmış olur. Düzeltilecek boğumu diğer boğumlara göre daha fazla ısıtmak işimizi kolaylaştıracaktır tabii ki. Kargımızı düzelttiğimize göre artık pay olarak bıraktığımız boğumları kesebiliriz. Artık kargımız iç açgı için hazır durumda. Elimizde 8 mm, 10 mm ve 12-14 mm törpüler bulunmakta. İlk açgımızı 8 mm törpüyle yapıyoruz. Daha sonra boğumların iç açgısı yukarıdan aşağıya genişleyecek şekilde 10 mm ve 12 mm törpülerle açgı işlemine devam ediyoruz. Yani neyimizin çapı, iç çapı yukarıdan aşağıya 8, 9, 10, 12 mm şeklinde genişleyerek açılıyor. Daha sonra akordun durumuna göre iç açgı genişletilebilir. Ve şimdi kargımızın boğumlarında kalmış olan yaprak parçaları ve çapakları temizliyoruz. Evvela bir bıçak yardımıyla yaprakları temizleyip sonrasında temiz bir görüntü oluşması açısından törpülü matkap ucu ile tomurcuk yerlerini pürüzsüz hale getirip ardından hafifçe boğumların çevresini dolaştırıyoruz. Şimdi perdelerimizi açabiliriz. Şablon olarak kullandığımız neyin perde ölçüleri kumpas ile ölçülür ve kargımızın üzerine aynı ölçüler çizilerek
per değerleri belirlenir. Belirlenen perdeler matkap yardımı ile özel bir uç kullanılarak açılır. Bu videoda açtığımız perde genişliği 9 mm'dir. Genellikle 9-10 mm civarında açıldığı söylenebilir. Gördüğünüz gibi açılan perdelerde birçok çapak ve tortu bulunmakta. Evvela ince bir zımpara ile perdelerin üstünü ve içine fazla baskı uygulamadan temizliyoruz. Daha sonra törpülü matkap ucu yardımı ile perdelerin iç kısımlarındaki çapakları temizliyoruz. Neyimiz artık üflemeye hazır durumda. Evvela neye uygun parazvaneyi seçip ilk ve son boğumlara takıyoruz ki başpare takıldığında veya ney düştüğünde alttan veya üstten bir çatlama meydana gelmesin. Ardından neyin çapına uygun bir başpare takıyoruz. Kullandığımız başparenin malzemesi derin olup Alman plastiği diye de bilinmektedir. Ve ayrıyetten manda boynuzuna en yakın sesi veren malzeme olarak tanınır. Tabii gelen siparişlere göre manda boynuzu ve ağaç kakma başparelerde kullanıyoruz. Başparesi takılan neyin akordunu kontrol ediyoruz ve bir parça peslik payı bırakıyoruz. Çünkü yeni yapılan neyin yağlanınca veya bir müddet üflenince tizleşme olasılığı vardır. Akorda göre son ayarlamalar yapılarak ney yağ içinde bir süre bekletilir ve üflemeye hazır bir hale gelir.